Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Korkmam Konu Anlatımı Soru Bankamızdaki çalışmalarımıza konu değerlendirme testi 21 ile devam ediyoruz. Konumuz veri toplama ve değerlendirme yani veri analizi. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Birinci soruyla başlayalım. Aşağıdaki tabloda bir sınıftaki 4 öğrencinin bir ayda derslere göre çözdükleri soru sayıları gösterilmiştir. Furkan'ın Türkçeden çözdüğü soru sayısı gösterilmemiştir. 4 öğrenciden her ders için en fazla sayıda soru çözen 3 öğrenciye sırasıyla 3, 2, 1 kalem hediye edilmiştir. Furkan'a 6 kalem hediye edildiğine göre soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılabilir demiş. Çocuklar en fazla çözenlere her ders için 3, 2, 1 kalem hediye ediliyor. Bakın fen bilgisi dersi için en fazla soru çözen Furkan. Buradan 3 kalem alacak Furkan. Sonra Furkan'dan az çözen Ali 2 kalem alacak. Sonra da Betül çözmüş bir kalem alacak. Matematik dersinde en fazla soru çözen Ali 3 kalem alacak. Sonra 184 ile Betül 2 kalem alacak. Sinem de 175 ile 1 kalem alacak. Furkan kalem alamayacak. Sosyal bilgiler dersinden ise en fazla soru çözen Sinem 3 kalem alacak. Sonra Betül 2 kalem alacak. Sonra da Furkan 1 kalem alacak. Türkçe dersinde Furkan verilmemiş. Şimdi çocuklar burada Furkan fen bilimlerinden 3 kalem aldı. Bir kalem de sosyal bilimlerden aldı. Toplamda 4 kalem aldı. 6 kalem aldığına göre Türkçe dersinden de 2 kalem almış olması gerekir. Peki Türkçe dersinde en fazla soru çözen Furkan değil o zaman. Burada 176 ile Ali 3 kalem almış olacak. Furkan ikinci olduğu için iki kalem aldı. Ee, en az soru çözen de burada Betül olacak. Bir kalem alacak. Yani Furkan Betül'den fazla, Ali'den az çözmüş olacak. O zaman soru işareti yerine biz 155'ten büyük bir sayı yazacağız. 176'dan küçük bir sayı yazacağız. Eğer Furkan bu aralıkta çözdüyse soruları 2 kalem almış olacak. A seçeneği 28 155'ten küçük gitti. B seçeneği 142 155'ten küçük gitti. C seçeneği 170 gördüğünüz gibi 155'ten büyük 176'dan küçüktür. D seçeneği de 176'dan büyük olduğu için gitti. Cevabımız C seçeneği olur. 2. sorumuz aşağıdaki eşit kollu teraziler dengededir. Terazilerin kepelerinde kullanılan bazı cisimlerin kütleleri kilogram cinsinden üzerlerine yazılmıştır. Buna göre K, L ve M kütlelerinin aritmetik ortalaması kaç kilogramdır demiş. İlk terazimizde bakın sağ kefede 3 artı 1'den 4 kilogram var. Sol kefede ise 2 kilogramını biliyoruz. L'yi bilmiyoruz. 2 kilogram olursa L 2 artı 2'den sağ kefedeki 4 kilograma eşit olur. L'yi 2 kilogram bulduktan sonra ikinci terazide yerine koyuyoruz. Bakın burada sağ kefede 6 kilogram ağırlık oldu. Sol kefede de 1 kilogram var. K ile 1'in toplamı 6 kilogram olacaksa K buradan 5 kilogram olmalıdır. K 5 kilogram ise 3. terazimizde toplam 11 kilogram olur sol kefede. K kefede de M varsa bu da 11 kilogram olacaktır. Aritmetik ortalamasını bulurken de K'yı, L'yi ve M'yi toplarız. 5 artı 2 artı 11 3'e böleriz. 5 artı 2 7'dir 11 daha ne olur 18 18 bölü 3 eşittir 6 olarak bulur cevabımız A seçeneğidir. Bir sorumuz aşağıdaki kutuda 1'den 10'a kadar olan doğal sayılardan artışık 4 tanesinin yazılı olduğu 4 kart vardır kartlarda yazan en küçük doğal sayı tektir. Sonradan 11'den 15'e kadar olan doğal sayıların yazılı olduğu kartlar aşağıdaki gibi kutuya atılıyor. Son durumda kutuda bulunan 9 kartta yazan sayıların aritmetik ortalaması 11 olduğuna göre ilk başta kutuda bulunan kartların üzerinde yazılı olan en büyük doğal sayı kaçtır demiş. Bir de burada ortalamayı vermiş son durumda bu kartlar atıldıktan sonra ortalama 11 oluyormuş. Şimdi Burada biz kartların üzerinde yazan sayıların toplamını İçeride 4 tane kart var. 5 tane de sonradan atarsak 9'a böldüğümüzde ortalama ne çıkıyormuş? 11 çıkıyormuş. O zaman kutunun içinde toplam kartların e, üzerinde yazan sayıların toplamı ne olmalı? Buradan 9'a bölündüklerinde 11 oluyorsa 11 ile 9'u çarptığımızda 99 olur diyeceğiz. Evet toplam 9 kart var kutunun içinde ve toplamları 99. Sonradan attıklarımızın toplamını biliyoruz. Bunları bir toplayalım. 1, 3, 6, 10, 15. 15'in 5'i elde var. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Bir de elde 6, 65. Sonradan attıklarımızın toplamı 65 ise 99'dan 65'i çıkardığımızda içeride başlangıçta bulunan ardışık 4 kartın üzerinde yazan sayıların toplamı ne olur? 34 olur. Çocuklar buradaki kartların iç toplamı 34'müş başlangıçta. Burada da kartlarla ilgili bize ne demiş? 1'den 10'a kadar olan doğal sayılardan ardışık 4 tanesi atılıyor. Ve en küçük doğal sayı tektir. Yani 1, 2, 3, 4 sayıları atılmış olabilir ardışık olarak. Ya da başla, başla, en küçük doğal sayı tek olduğu için 3'ten başlar. 4, 5, 6 atılmış olabilir. Ya da 5, 6, 7, 8 atılmış olabilir. Ya da 7, 8, 9 ve 10 atılmış olabilir. İşte bu ardışık kartlardan hangilerinin toplamı 34'tür? Ona bakacağız. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10. Bunların toplamı 10. 7, 13, 18. Bunların toplamı 18. 15, 20, 26. Bunların toplamı. 9, 10 daha 19. 8 daha 27. Bir daha 34. İşte buranın toplamı 34. Başlangıçta kutunun içerisinde 7, 8, 9 ve 10 ardışık sayıları varmış. En büyüğünü sormuş. En büyüğü 10'dur. Cevabımız A seçeneği olur. Dördüncü sorumuz. Grafik 1'de 4 farklı markaya ait araçlardan birer tanesinin Ocak ayındaki satış fiyatları gösterilmiştir. Grafik 2'de ise Şubat ayı fiyatlarını belirlemek için Ocak ayı satış fiyatı üzerinden yapılacak indirimlerin yüzdeleri gösterilmiştir. Buna göre Şubat ayında 46 bin TL'si olan Cemil Bey araç almak isterse hangi marka aracı alamaz demiş. Evet bakalım. Grafik 1'de Ocak ayındaki satış fiyatları 55 bin liraya K marka satılmış. Şubat ayında da K markada %30 indirim yapılmış çocuklar. Ne yaparız? 55 binin %30 indirimli hali %70'ini öderiz. %30 indirim demek %70'ini ödeyeceksiniz demektir. %70'ini bulalım. Bu sıfırı sadeleştirelim. 55 ile 7'yi çarptığımızda 7 çarpı 5 35 elde var 3 35 38 bölü 10. Bu da nedir? 38 tam 10 da 5 1000 TL'dir. Yani buraya 38 buçuk bin TL diyelim. K marka için Şubat ayı fiyatı. L marka 65 bin liraymış. %25 indirim yapılmış. 65.000'in %25'ini indirirseniz %75'ini ödersiniz. %75'ini bulalım. Sadeleştirme yapalım. 25'i 75'i 25'e böl 3, 100'ü 25'e böl 4. 3 ile 65'i çarptığımızda ne olur? 15'in 5'i elde var. 1, 18, 19, 195 bölü 4 olur. 195'i 4'e bölerek ondalık gösterimi çevirelim. 4, 4 kere var 16, 3 kaldı. 35'te 8 kere var. 32, 3 kaldı. Buraya bir virgül, buraya bir sıfır verdik. 7 kere var. 28, 4 kaldı. Bir sıfır daha, 2 kaldı. Bir sıfır daha verdik. 5 kere var. 48 tam %75.000 TL imiş. Peki M marka 60.000 liraymış. %40 indirim yapılmış. 60.000 liranın %40 indirimli hali %60'ıdır. %60'la çarparsak burada sıfırları sadeleştirelim. 36 bin liraya satılacak Şubat ayında. N markada 70 bin liraymış. 70 binden %35 indirim yapılmış. %35 indirirseniz %65'ini ödersiniz. Sadeleştirme yapalım. 5'e bölelim 65'i 13. 5'e bölelim 100'ü 20. 70 ile 13'ü çarptığımızda 7 kere 3 21 elde var. 2, 7, 9. Yanına da 0 koyalım. Bölü 20. Şu sıfırları da sadeleştirelim. 91 bölü 2. 91'i 2'ye bölelim. 4 kere var. 8. 1 kalır. 5 kere var. 10. 1 kalır. Buraya bir virgül. Buna bir 0. 5 kere var. 45'den 10'da 5. 1000 liraya satılacakmış. Cemil Bey'in 46 bin lirası var. Şöyle bunları bin olarak yazalım. Bakın burada çarpı bin diyor ya. Çarpı bin dediği için 38,5 demek. 38 bin 500 TL'ye satılacak demek. 48,75 demek. 48 bin 750 TL'ye satılacak demektir. 36 bin TL. Bu da 45 bin 500 TL. 46 bin lirası olan Cemil Bey. L marka aracı alamaz. Cevabımız B seçeneği olur. Evet bu da burada bitirdik. İlerleyen günlerde diğer konularımızın anlatımını, sorularımızın çözümlerini yapar. Kanalımızda yayınlarız. Abone olarak takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.